Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle rengini çok sevdiğim düz renk mor tonunda güzel bir yazmam var. Bu yazmamın kenarında sizler için harika bir model hazırladım. Hem çok kolay e, severek yapabileceğiniz bir günde bitirebileceğiniz hem de çok zarif bittiği zaman çok güzel görünen bir oya. Oyam için önce yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladığım yazmalarımı her zaman iki zincirle tığlıyorum. E, tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazmanız yeterli. Daha önce istek üzerine e, nasıl tığladığımla ilgili bir video paylaşmıştım. O videomu bulup izleyebilirsiniz. Her zaman iki zincirle tığlıyorum. Yine bunu da iki zincir çekerek tığladım. Tığlama yaparken kullandığım ipim Altın Başak marka 85 numara mor ip. Üzerine inci geçirdim. İncili bir model yapıyoruz bugün. Ne zamandır da böyle incili falan boncuklu oya yapmıyorduk. Bugün bu modeli yapalım beraber. Elimdeki inciler plastik inci arkadaşlar. En küçük boy. Tuhafiye'ye gittiğinizde en küçük boy plastik inci dediğinizde benim elimde bulunan incilerden size verirler. E, dal hesabı satılıyor. Bu oya içinde 3 dal yeterli geliyor arkadaşlar. 3 dizi diyelim ya da. Ee, hemen modelime geçmek istiyorum. Tığımı da göstereyim. Ben bugün 21 numara bir tığ kullanacağım. Ama 20, 21, 22 numara tığlar oya yapmak için uygun. Hangisine eliniz yatkınsa, hangisine eliniz alışkınsa onu tercih edebilirsiniz. Hemen modelimize başlayalım birlikte. Şöyle hem biraz inci kaydırıyorum. Hem de biraz ip sarıyorum. İlmeğimi oluşturdum. Bu şekilde yaptık. Bir defa doladım. Geldim şöyle yazmamın köşesinden başlayacağım. <laughs> Bu yazmamın kenarında çok fazla oya var aslında model yapılmış. Onları bir ayarlamam lazım. Geldim şöyle tığ battığının altından girdim. İkişer ikişer çıkarak minik bir trabzan yapıyorum. Burada trabzanımı çok fazla uzatmıyorum. Biraz küçük olsun arkadaşlar. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim bir zincir çekiyorum üstüne bir defa doladım bir sonraki tığ battının altından giriyorum ikişer ikişer çıktım şu küçük bir trabzan yaptım Trabzanımın üstüne bir iki üç zincir çektim bir kere doladım alttaki trabzanımın önünden girerek yeniden ikişer ikişer çıkıp bir tane daha trabzan yapıyorum bir tane zincir çektim bir tane burada inci kaydırıyorum incimi düğümledim incimi düğümledikten sonra şöyle yana doğru yatırıyorum ve altta ikinci yaptığım trabzanımın önünden sık iğne yaparak devam ediyorum. Birinci sık iğnem, ikinci, üçüncü, dördüncü, dört tane sık iğne yaptık. Şöyle göstereyim. Beşinci sık iğneyi alttaki trabzanımın önünden yapıyorum. Şöyle küçük bir kirpik yapmış olduk. Üstüne bir tane zincir çektim. Bir kere doladım. Bir sonraki tığ battığının altından giriyorum. İkişer ikişer çıktım. Küçük bir trabzan yaptım. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Yaptığım trabzanın önünden kirpiğimi düğümlüyorum. Bir zincir çektim. Bir defa doladım. Bir sonraki tığ battığının altından giriyorum. İkişer ikişer çıktım. Üstüne burada 3 zincir çekiyorum bir kere doladım. Altta yaptığımız trabzanımızın önünden girerek ikişer ikişer çıkıp bir trabzan daha yapıyoruz. Bir zincir çektik. Bir tane inci kaydırdık. İncimi düğümledim. Yana doğru yatırdım. Alttaki yaptığım ikinci trabzanın önünden birinci sık iğnemi yaptım. İkinci sık iğnem. Biraz daha yakınlaştırayım. üçüncü, dördüncü, dört tane sık iğnemi yaptım. Beşinciyi altta kalan trabzanımın önünden girerek yapıyorum. Şöyle oldu minik minik. Üstüne bir zincir çektim, bir kere doladım. Bir sonraki tığ battım önünden giriyorum. ikişer ikişer çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum bir tane zincir çektim. Bir kere doluyorum. Bir sonraki tırbatın altından yine 2 2 çıktım. 1 2 3 zincir çektim. Bir defa doladım. Alttaki trabzanımızın önünden giriyoruz. İkişer ikişer çıktım. Bir tane inci kaydı. Bir tane zincir çekiyorum önce. Sonra incimi düğümlüyorum. Ve incimi şöyle yana doğru yatırıp altta kalan trabzanın önünden kirpiğimi düğümledim. Yanına ikinci sık iğne, yanına üçüncü, yanına dördüncü. 5 sık iğneyi altta kalan trabzanımızın önünden yapıyoruz. Bunu buradan yapmazsanız düzensiz bir görüntü oluşur. Buna dikkat edin arkadaşlar. Üstüne yine bir zincir, bir defa doladım. Bir sonraki tığ battığının altından 2 2 çıktım. Üstüne 1 2 3 4 5 zincir. Yine trabzanımın önünden girerek sık iğne ile kirpiğimi düğümledim üstüne bir zincir çekiyorum bir defa doladım bir sonraki tığ altından giriyorum ikişer ikişer çıkıyorum buraya minik bir trabzan yaptık böylece hemen üstüne 1 2 3 zincir çekiyorum bir kere doladım yaptığım trabzanımın önünden girerek 2 2 iki çıkıp ikinci trabzanımı da yaptım üstüne bir zincir çekiyorum bir tane inci kaydırdım incim gevşek bir şekilde düğümledim yan tarafa doğru yatırıyorum Alttaki ikinci yaptığım trabzanın önünden birinci sık iğnem, ikinci, üçüncü, dördüncü, yine kirpiğimi düğümledim, üstüne bir zincir çektim, bir defa doladım. 2 2 çıkarak trabzanımı yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm. Yine kirpiğimi düğümlüyorum. Bir zincir çektim, bir defa doladım. Bir sonraki tığ battığının altından girdim. 2 2 çıkıyorum tekrar. 1 2 3 zincirle bir kez doladım. Alttaki yaptığımız trabzanımızın önünden giriyorum. İkişer ikişer çıkarak yeni bir trabzan daha yaptım. Üstüne bir tane zincir çektim. Bir tane inci kaydırıyorum. İncimi gevşek bir şekilde düğümledim. Yan tarafa mutlaka yatırıyorum. Çünkü her birinin yönü farklı farklı olur. Eğer hep aynı düzende gitmezseniz. Sonra ikinci yaptığım trabzanın önünden sık iğne ile birinci sık iğne. ikinci, Üçüncü. Dördüncü. Dört tane sık iğne yaptım. Beşinciyi alttaki trabzanımızın önünden girerek yapıyoruz. Üstüne bir zincir çektim. Bir kere doluyorum. Bir sonrakinden. İkişer ikişer çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yine bir tane zincir çekiyorum burada. Yeniden bir kere doladım. Bir sonraki tığ battıdan girdim. İkişer ikişer çıkıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir defa doladım. Alttaki trabzanın önünden girerek ikişer ikişer çıkıp bir trabzan yaptım. Bir tane zincir çektim. Bir inci kaydırıyorum. İncimi yana doğru yatırdım. İkinci yaptığım trabzanımın önünden girdim. Kirpiğimi düğümlüyorum. Üçüncü. Dördüncü. Sık iğnemi de yaptım. Beşinciyi de alttaki büyük trabzanın en alttaki trabzanın önünden yapıyorum. Üzerine yine bir tane zincir çekiyorum. Burada arkadaşlar size yeri gelmişken uyarayım inci konusunda. Daha önce hiç inci kullanmadıysanız eğer inciler çok hassastır. Özellikle ütüyle temas ettiğinde dış kaplaması kötü bir hale geliyor. Bu nedenle ütülerken üzerine kalın bir ütü bezi kullanmanızı tavsiye ediyorum. Makineye atıldığında da çabuk yıpranıyor. Eğer böyle uzun ömürlü bir şey olsun diyorsanız bunun yerine taş boncuk kullanabilirsiniz. Ya da cam boncuk en iyisi hatta. Cam boncuk kullanabilirsiniz. Ama inci de olsun. Ben onun ona narin davranırım diyenler de inciyle İnciyi kullanırken ya da incili oya kullanırken biraz daha dikkat etsinler. Çünkü hemen yaptıktan sonra ilk üçü de kötü olursa emeğiniz boşa gitmesin. Aklınızda bulunsun. Yine 2 2 çıkarak bir trabzan yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. da yine bir tane zincir çektim üstüne. Bir defa doladım. Bir sonraki tığ battığının altından giriyorum. İkişer ikişer çıktım. 3 zincir çekiyorum. Bir kere doladım. Alttaki trabzanımın önünden girerek 2 2 çıkıyorum ve yeni bir trabzan daha yapıyorum. Üstüne bir zincir çektim. Bir tane inci kaydırdım. Kirpiğimi düğümledim. Yan tarafa doğru incimi yatırıyorum. Altta kalan trabzanımın önünden de şöyle 1 2 3 Dört tane sık iğne yaptım. Beşinciyi alttaki trabzanımızın önünden yapıyoruz. Bu şekilde model devam ediyor arkadaşlar. Çabuk giden bir oya bence. Çabuk oluyor. Ee, hiçbir takip gerektirmiyor. Çok saymayı da gerektirmiyor. Ben çok acemiyim yeni başladım diyenler bile yapabilirler bu modelden. Örneğin bu şekildeydi. Ben hızlı bir şekilde biraz çoğaltacağım. <laughs> Üçüleyip sizinle son halini öyle paylaşayım. Ben oyamı biraz daha arttırdım arkadaşlar. Oyamız bittiğinde bu şekilde oluyor. Dediğim gibi bir günde bitirebileceğiniz bir model. Hem yapımı kolay hem de ütüsü yapıldıktan sonra kullanımı çok rahat oluyor. Kolay kolay ütü istemiyor. Sadece incinin kullanımına dikkat etmeniz yeterli. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar dileyelim öncelikle. Bence çok güzel oldu. İncili modellerde en çok sevdiklerimden biri de bu model. Beğen butonuna basarsanız, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar diliyorum. Yakın plan fotoğraf isteyenler için yakın plan fotoğrafları Instagram o yanım sayfamda paylaşacağım. Oradan takip edebilirsiniz. Şimdiden herkese kolay gelsin.